Kayseri'de uzaylı var. Beyler, sizler beni hayatımız boyunca anlamadınız. Hep sulandırdınız. Ben bizim çocuklarımızın... Uzaylı görüntüsü ekrana getirseniz arkadaşlar. Çocuklarımızın, uzaylı, torunlarımızın uzaylı. Çok iştigal edeceği konuları... Bu ne ya? Hocam, ya diyorsunuz ki aramızda insanlara benziyen... Neresi benziyor? Yani ben nasıl fark ediyorum? Dinlemedin ki. Dinledim. 40'lı yıllar öncesi, 40'lı yıllar, 50'li yıllar, 60'lı yıllar. NASA, CIA, o zaman Sovyetler Birliği'nin resmi istihbarat örgütü, KGB'nin... Çok ciddi, halkla paylaşılmayan raporlar ki zaman zaman bunlar sızıyor. Zaman zaman onların laboratuvarları ve morg diyelim, orada masa üzerindeki bazı görüntüler sızdırılıyor. Bunların bir kısmı kolpa, fotomontaj olabilir. Ama bugün çok önemli yetkililer, uzaylıları... Bana New York'taki gök bilimcinin dediği son 10 yılda konsept değişti. Öyle artık gelmeler, dönmeler öyle... Gelmiyorlar mı hocam? Gibi. İçimizde. Gelmiyorlar. İçimize şöyle giriyor. İçimizde diyor. Bakın çok anı. Hayır yani gelmiyorlar. Ara sıra virüs mesela... ve mikroorganizma şeklinde giriyorlar hayır, Sinan. Hayır, bakın ama... ben bu konuda Derya Deniz'im. Hocam bak hayır. Benim şey... en büyük özelliğim. Hani normal olarak gelmiyorlar artık ya. Efendim? Hani biz sadece sakın hani. Sakın. Hayır. Biz şeyden, bizi eski bir hakem. Bunlar futbol. İşte Zekeriya, Yusuf, Alveri, Melo, Emre diye düşünmesinler. Hocam Kur'an-ı Kerim'de var mıdır hocam? Uzay işte, başka bir şey. Kur'an-ı Kerim'de olmayan hiçbir şey doğru değil. Yapmayın. Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey... Kesinlikle bunlar filmdir. Bunlara inanmayın. Bunların hocam, hepsi bir oyundur. O zaman bunların hepsi oyundur. Kur'an-ı Kerim'de olmayan hiçbir şey doğru değildir arkadaş. Boş ver. Kardeşim bak, o internette yok. Kur'an-ı Kerim'de o dönem için olup olmadığını bilemezsin ki. Şimdi bizim kutsal kitabımızda internet de yok. Yani bazı şeyler uzaylı, cin, bu ayrı bir şey. Uzaylı lan. O dönemde olup Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Kur'an'da zaman kavramı yoktur ki. Tabii onu diyorum. Peki, işte. Yani zaman kavramı var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'da her şey var. Özür dilerim. İnsan dışı varlıklar harici olabilir. Sizler kadar iyi bilmem. Çok inanırım. Kutsal kitabımda çok güzeldir. Evet. Keşke Türkçe okuyabilsem her gün okurum. Çünkü Arapça bilmiyorum. Kusura bakmasınlar. Var hocam. Türkçe ve ayrı var. Güzel Türkçe ve ayrı var ya. Hayretli Kur'an-ı Kerim'de, kainatta sadece ve sadece trilyonda biri olan hacim olan dünyada mı canlıların olduğunu söylüyor. Ben tabii canım doğru söylüyor hocam. Ertem ilahiyatçı evet hocam. Ben hocam şu ayet yetmez mi? Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Hayda. Cinleri insan ne demek? Bırakın bu muhabbetleri ya. Siz korkusu. Ne malum başka bir gezegende de. Gözleri en yakın adam Zekeriya Beyaz göster. Zekeriya Beyaz göster. Gözleri en yakın adam. Aklıma... Hayır, ben Zekeriya Beyaz şunu buldum demem. Zekeriya Beyaz bir uzaylı mıdır? Bana iki sene önce... Bağlasın. Bana iki sene önce New York Üniversitesi'ndeki bir bilim adamının söylediğini söylüyorum. Gözleri birbirine ben, yakın olan adamlar ürk geliyor yani oraya. Sinan abi transa geçti. Ben bir şey söyleyeceğim. Hocam Kur'an-ı Kerim'de, peygamberlerden söz etmiş ama... Hiç en son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz... Binlerce peygamber var biliyorsunuz. Sevgili kardeşim. Ve bir tanesine uzaylı denmemiş. Tamam. Yani Kur'an'da mutlaka geçen... Benim öyle bir iddiam yok kardeşim. Evet. Kur'an-ı Kerim ayrı, peygamberlerimiz, Allah'ımız ayrı. Ertem. Ben burada bilim okuduğum için lise yıllarından beri... Sayın Ahmet Davutoğlu yatakhanede fen kitabı okurdu. Ben uzay kitabı okurdum. Hocam bir şey söyleyeceğim. Benden iki sınıf büyük hocam, Ahmet Bey. Sayın Başbakanımız. Üç sınıf. Ertem. Efendim. Artık yeter. Bir tane bu şarkı vardı. Hakikaten varsa olabiliyor mu Ahmet? Hangisini? Yani, hocam ilginç, tavukları pişirmişim. Ya. Yeter abi yemişim uzayı uzayı. Abi anlayayım. Böyle var mı ya? Diyorlar, devam ya, diyorlar. Ya, tavukları pişirmişim yok kitlenmiş. Ya herkes kitlenmiş. Ya, herkes kafayı yemiş. Ertem. Arkadaş üşütmüş kafayı. Ya, uyuşun, ya, ne uzayı ya? Seni ben anlıyorum. Kur'an-ı Kerim'de olmayan hiçbir şey. Kur'an-ı Kerim'de olmayan hiçbir şey. Hiçbir şeyde yoktur. Doğru değildir. Uzaylı yok mu? Ellerinden öpüyoruz. Yapma ben uzayı yemişim uzaylıları. Ve hatta uzaylılar böyle işte karşında yazıyor işte uzaylı. Hatta, teori. Devamlı teori. Uzaylı teorisi. Ve hatta Ahmet bir iddia vardır. Bu uzaylılar iddiayı... pırıl pırıl mıdır? Daha bu iddiayı... Ben vursunlar bunu kardeşim. Aa! Aa! Hocam. Eğer Sinan Engin uzaylı tanısaydı ona da pırıl. Bir şey söyleyeyim sana. Her tanımadım insana. Tanımadım bak. Tanıdım peki. Bir dakika. Schneider'e pırıl pırıl demedim. Gökhan Töre. Ben tanımadığım Ben tanımadığım insana pırıl pırıl. Ben hoca beni çok iyi tanıyor. Tanımadığım insana bakın ben tanımadığım insana uzaylıyı tanısam bilmediğim konuyla ilgili de konuşmam. Tanımadığım insana pırıl pırıl demem. Zekeriya Beyaz'ı koyun uzaylı ya adam. Bir dakika Zekeriya. Ahmet yoruldum. Benim müziği ver kardeşim dinlenelim. Hakikaten yoruldum hangisi arkadaşlar. İrlandalıyız. Kendimi şarj etmem lazım. Hangisi? Ahmet biliyor müziğimi. Baba. Hadi Ahmet. Onu hazırlıyorlar. Yoruldum abi. Hazırlıyorlar. Bana müsaade eder misiniz? Buyurun. Benim araç kalkıyor da. Ne? Kalkar.
İlk defa şimdi espri yaptım, özür dilerim bu konuyla ilgili. Bu dakikaya kadar söylediğin her şey doğru. Nasıl doğru hocam ya? Doğru değil. Hocam nasıl yanlış doğru kullandım ya? Yanlış kullandım. Şimdi de uzaycıyım, herkes mesaj atıyor. İnandığım şeyler. Herkes mesaj atıyor, ben de uzaylıyım, hocaya söylesene. Abi bizim Yılmaz Kayseri'den mesaj atıyor, ben uzaylıyım diyor. Allah Allah. Aç sesini. Ertem. Açık zaten. Ertem. Niye duyuyoruz? Teknasa'dan barış var. Ertem. Ertem, çocuk duyuyor. Uzay mekiği havasına soktunuz ya. Şu anda Sicilya'dayız. Abdülkerim abi şu an Sicilya'dayız. Corleone kasabası. Çok gibiyiz ya. Aydan şu anda Sicilya'ya geldi. Ahmet, rengi değiştir. İnsan rengini alalım. Uzay renginden çıkalım. Corleone kasabası. Sırf Sinan abi göster. İnsan rengini alalım. 1901 yılında Ennis adasına Vito Corleone gelir. Vito Andolini. O da Corleone soyadını alır. Senin ailen. Ya bir şey söyle. Büyük dede. Seyredemedim de ben. Bu sevgili... Baba 1 ve 2. Sevgili Okan Bayülgen. Yarın akşam seyredemedim. Hayır, bir dakika. O da uzaylı. Uzaylı. Benim sana yarın akşam sürprizim var onda. Okan Bayülgen uzaylı. Çok zeki adam. Uzaylı. Okan Bayülgen. Sen bir akşam gizli falan birkaç kere, evet Okancıyım derim. Birkaç kere falan bizi göstermiş ama anlayamadım. Sordum, sallama var mı, bilmem ne var mı diye. Erto, seyrettiniz mi? Var mı bize? Ben sallama izlemedim. Mı yaptınız? Sen de yayında beraber yapmışsın. Bilmiyorum. Okan Bayülgen. Yarın akşam. Vay da. Ya Rasim, yayındayız. Vallahi nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Yayındayız ya. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bakın, Marlon Brando'nun. Bu insan mı diyor? Don Vito Corleone'nin var ya. Hakikaten kemikleri falan sızlar, biliyor musun? Şu var ya, bu adam var ya, bırak gecenin saat ikisinde bana Türkçe mi öğretiyorsun şimdi? Güzel işte ya, da Türkçe de Türkçe. Sevgili Okan Bayülgen. Sevgili Okan Bayülgen. Sevgili arkadaşım, yarın akşam seninle bakacağız. Bize sallamış mısın, sallamamı eleştirmişsin. Seni yarın akşam burada hafif bir gündeme alacağız. Okan Bayülgen adam mıdır sen? Adamdır. Adamdır. Bile... Çok severim. Benim için adamdır. Adamdır. Arkadaşımdır. Adamdır. Beraber film çevirdik. Bir de uzaylı. Kendi bırak. Yarın. Madrabaz dedik kaçlamayla. Tövbe tövbe ya. Yapma Rasim ya. O dedi ya. Yapma Rasim. Ayıp ya. Abi çakar dedi. Bir de yarın akşam Ertem Paramparça dizisiyle ilgili. Amma reklamını yaptı şu dizinin ya. Ya ben iyi dizi... Baba iyi ürünün reklamını yaparım. Kertenkeleyi de sev, kertenkeleyi de sev. Kertenkeleyi de sevdim. Müsaadem Sinan. Buradan Erich von Daniken... Kim ve hocam? Uzaylı arkadaşım ben. Beto arkadaşıma çok selam söylüyorum. Hocam Erich von Daniken de tam bir şapka var hocam. Yapma. Tanrıların aramaları, hocam ben de bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda baktım. Şu anda bir şeye baktım. Erich von Daniken içeri falan da girdi. İçeri rica edebilir miyim? Tam bir şapka var. Bir dakika. Kur'an-ı Kerim'den söz etmiştik biraz önce. O işe karışma. Nahl suresi 49 Şura. Şöyle bakayım. Nahl 49 Şura. Evet. Hakikaten ilahiyatçı oldun ya. Hocam evet, abi, niye bilelim. Zoruna mı gitti ya? Allah Allah. Güzel tarih üzerinde Marmara ilahiyat bastı ya. Şura suresi 29 evet, uzaylılardan uzayda hayat olduğundan bahseder. Kur'an-ı Kerim'de var mı bu iş? Yok tamam. Hocam nerede var ya? Var var. Öyle söyleyeyim. Nahl suresi 49. Ben bilmem ki. Ya Zekeriya Beyaz'ın bağla ya. Şura suresi 29 uzaylılardan ve uzayda biterken son bana bir 10 saniye biterken ama ver. En son kapanışı yap. Benden sonra kimse konuşmayacak ama. Olur mu öyle şey? Hayır. Siz konuşun. En son 10 saniye verin. Kapatıyoruz mu? Vay, ay, vay vay vay. Bir şey söyleyeceğim ya, sana. Yemin ediyorum. Sevgili Rütükçüler. Vallahi bir şey söyleyeceğim sana. Ya bir iki program. İsteyin adam. Ya, 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 bir iki program. Hani bir küfür falan dersek falan filan. Hakikaten vermeyin cezayı. Abi hani gayri ihtiyarı çıkacak ağzımızdan ya. Ya sen Rasim, yapma ya. Program bitirmezseniz. Buradan. Ben dayanamıyorum. Eski uzaylı arkadaşım. Ben. Uzaylı arkadaşım Yılmaz'a Kayseri'ye selam. Bir an evvel gel uzaylı. Uzaylı zekiye bak. Anadolu'ca. Yılmaz'a bir şey söyleyecek misin Yılmaz şimdi bize? Şimdi ben bu işin uzay konusunun Türk televizyonlarında. Ertem mi? Uzaylı zekiye bak. Sulandırılmasına bir dakika be Rasim. Sulandırılmasına kesin karşıyım. Büyük saygısızlık görüyorum. Bu bir. Çocuklarımız ve torunlarımızın ilerleyen yıllarda bu iş üzerine çok iştigal edeceklerini bildiğim için 50 yıl, 100 yıl sonra. Yuh be Rasim be. Ya yuh be Rasim ya. Ya Rasim hakikaten bak, sen ne yapıyorsun geceler oğlum? Uyumuyor musun be kardeşim? Ha sen gecelerinde uyuyor musun ya? Kalkıyorum ya. Ha geceleri ne sen? Sabah normal saatte kalkıyorum. Uyumuyor musun arkadaş? Bırak abi ben gidiyorum ya. Ne ya bu? Devamlı istiyorsun ya. Mikrofonu Sinan abi. Mikrofonu da attım. Mikrofonsuz da daha küfede sen uyumadın. Bugün hakikaten tam şey gibi ya. Vito Carlo evet, yani. Biz sona gelmişiz, anlaşılan o. Konuştuğumuz konular hassas konular. Ve bu hassas konular önce Sinan tarafından sonra da
arada bir oda spreyi gibi hayda huyda diye bir adam tarafından sulandırıldı. Bizi seyreden yüz binlerce genç adama uzaylı söylüyorum. Uzaylı müziğiyle kapatsın diyorlar. Tamam. Uzaylı müziğiyle. Yüz binlerce, milyonlarca alışı Ahmet, genç, uzaylı müziğiyle. Kırmızı kaptı. Genç arkadaşlarıma, kardeşlerime sesleniyorum. Belki siz, belki sizin torunlarınız. Bizim burada müzik, arkadaşlarımızın sulandırdığı konular biraz belki de hayatınızın en önemli ama en önemli noktası olacak, inanın. Şneider uzaylı mı hocam? Türkiye'de size yıllardır uzaylıları Mustafa Bey Topaloğlu. Topaloğlu. Abuk subuk konularla ilgili gösterilen şeylerle ama hocam bak, kalkıyoruz. Çok ciddi bir olayla vallahi karşı karşıyayız. Sıkı tutun hocam, kalkıyoruz. Ne varlar var. Fazla konuşamıyorum. Çünkü bilmiyorum. Ertem ne üşüttürdünüz? Herkese selam. Bizi seyreden Yılmaz Akansu kardeşim, hadi gel İstanbul'a, seni bekliyoruz. Ertem. Ayşe tatile çıksındaki Ayşe'yi tanır mısınız? Şeyin kızı. Ben tanırım. Şeyin kızı. Ablamızdır, ben çok iyi tanırım. Turan Güneş'in kızı. Rahmetli Turan Güneş'in hanımı bizim yazlıktan komşumuz. Kızı da Ayşe. Hurşit de dostum. Oğlu da Hurşit Güneş. Eski CHP genel başkan yardımcısı. Benim o dostumdur, abimdir. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak.